iş yerinde Demiryolu İş Sendikası'nın iş yeri baş temsilcisiyim. 2010 yılından beri de İzban'da çalışmaktayım makinist olarak. Öncelikle biliyorsunuz bir toplu sözleşme sürecimiz yaklaşık 170 günün ardından 27 gündür süren bir görevle devam etmekte. Şimdi halka sürekli bir oranla ilgili bir takım açıklamalarda bulunuyor yetkililer. Öncelikle bizi dinleyenler bunu anlatmamız gerekiyor. Bakın oranlarla bizim işimiz yok aslında. Oranlarla açıklama yapmak tamamen kamuoyunun İzban işçileri üzerine bir şekilde baskı uygulamalarını yaratıyor. Şimdi neden diyeceksiniz? Şöyle, bizlerin ücretleri çok düşük. Çok düşük olduğu için oranları işte %30 verdim, %26 verdim diyerek insanlara açıklamak biraz daha onlar açısından, yönetimsel açısından sanki çok büyük zamlar verilmiş gibi bir takım sonuçlara dönüyor iş. Şöyle söyleyeyim, bizim istediğimiz şeyler şunlar. Bizler %28 kök ücretlerimize zam istiyoruz. Bunu rakamsal olarak dökersek mesela ne oluyor? Şöyle söyleyeyim. En düşük maaş alan ve en yüksek maaş alan. 1453 lira alan arkadaşımıza bizler 2130 lira talep ediyoruz. 1453 lira alan arkadaşımıza özür dilerim 2070 lira talep ediyoruz. 2070 lira değil, 2070 lira talep ediyoruz. 2070 liranın içinde ikramiyeniz. Onun içinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şu an 1453 lira alan arkadaşımız 2070 lira talep edeceğiz. Bu da istediğimiz ücret de biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun belediyelerde uygulayacağı en düşük asgari ücreti 2200 lira olacağını söyledi. Ondan bile aşağı kalıyor. En yüksek ücret alanımız 1890 lira alıyor net ücret. Biz onu 2360 lira olarak talep ediyoruz. Bunlar olursa %28'lik bir zamma denk geliyor bu. Ama bakın tekrar söylüyorum bizim oranlarla bir işimiz yok. Çünkü ücretlerimize %100 zam yapılsa bile söylediğim ücretler nereye geleceğini herkes hesaplayabilir. Bunun yanında bizler demiryolu sektöründe çalışan insanlarız. Demiryolu sektöründe çalışan iş yerlerinde bir takım haklar vardı, bir takım tazminatlar vardı. Bizler bu tazminatları talep ediyoruz. Yani bizim kısacası istediğimiz şu, %28 net ücretlerimizi, kök ücretlerimizi %28 talep ediyoruz. Onun yanında demiryolu sektöründe olan kilometre süreç tazminatı, vardiya tazminatı, diğer tüm kamu kurumlarına ödenen 112 günlük ikramiye, aile yardımın tüm çalışanlara ödenmesi, vardiya tazminatı her işçilere. Çünkü bizler bu sektör günün 24 saati, yılın 365 günü sürekli faaliyette olan bir iş yeri. Bu tazminatları talep ediyoruz. Ancak yöneticiler şunları yapıyor. Yöneticiler sürekli yüzdelik zamlarla İzmir kamuoyunu İzban işçileri üzerinde provoke ettiriyor. Şimdi ilk greve başladığımız ilk gün %22 bir oran açıkladı Sayın Aziz Kocaoğlu. %22'lik oranın da ücretlere yansımasını İzban işçileri kendi resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Bizler almadığımız ücretleri, bugüne kadar ben 8 yıldır çalışıyorum, hiç %22 ücret zammıyla alamayacağım ücretleri kamuoyuna açıklama yaptı. Yani bu tamamen gerçek dışıdır. Onun dışında %22'lik zammın ücretlere yansıyan kısmı %16 ile %18 arasında değişiyordu. Daha sonra grevin asgari ücret belirlendikten sonra asgari ücrete %26.05 zam geldikten sonra Sayın Aziz Kocaoğlu dedi ki biz dedi asgari ücretin altında bir zam verirsek olmayacak. Kamuoyunu desteğini arkasına alamayacağı için %26'lık bir teklif sundu. Bu %26 da dediğim gibi ücretlerin sadece kök ücretlere gelmedi. %26 yandan yüksek hakem tarafından bizlere verilmiş olan bir takım hakları biraz iyileştirerek toplamı %26'ya geldi. Yani orada da kök ücret %18 ile %26 arasında bir artış gösterdi. Ancak bu %26 artışın %21'i asgari ücretin
2558 lira olmasından dolayı %20'lik kısmı zaten oradan geldi. Yani aslında onun uyguladığı zam %5'te kaldı. Çünkü siz bu iş yerinde asgari ücretin altında bir işi çalıştırmayacaksınız. Niye insanlara, ben bu insanlara %26 verdim diye övünüyor? Çünkü övünmesine gerek yok. Çünkü %21'i asgari ücrete gelen zamdan dolayıydı. Yani siz burada insanlara %5 vermiş oldunuz aslında zam. Onun yanında %30'la ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki, biz dedi İzmir Metro'da %25 bir teklifte bulundu. Eğer onlar bunu kabul etseydi, biz size, biz ortağımıza yani demir yolları tarafına %30'luk bir teklifimiz olduğunu iletecektik dedi. Şimdi bu bir teklif midir? Değildir. Ama kendisi yapmış olduğu kendi Twitter hesabından biz %30 teklif verdik ama iş sendika bunu kabul etmedi. Burada bir takım şeyler dönüyor. Peki resmi olarak bir görüşme yaptınız mı Esko Coğlu'yla veya Devlet Demiryolları'yla %30 üzerinden? Hayır, öyle bir görüşme olmadı. Çünkü o teklif bize gelmedi. O teklif tamamen o gün kendi içinde bir kendi içinde yaptığı bir tartışmayla böyle bir teklif oldu. Daha sonra da bunu Twitter hesabından halka açıkladı. Ama bize böyle bir teklif gelmedi. Kaldı ki böyle bir teklif gelmesi halde biz İzban işçileri olarak bu talep ettiklerimizi zaten %30 da karşılamıyor bizim. Çünkü en başına söylüyorum, bakın oransal zamlarla bizim ücretlerimizin anlaşma zemini oransal zamlarla olmayacak. O yüzden onun dışında bir de yaptığı açıklama şöyle sıkıntılı. İzmir'de oyunlar dönüyor. Ya İzmir'de ne oyun dönebilir? İzban işçisi siyasetle hiç alakası olmayan bir iş yeri. 343 kişinin içinde her türlü siyasi partiye oy veren, onları destekleyen bir sürü arkadaşımız var. Şimdi bugün belki Cumhurbaşkanımız burada. Belki o da diyecek ki ben de böyle bir teklifte bulunuyorum. Biz onu da kabul etmeyeceğiz. Bizim eğer taleplerimizi karşılamıyorsa bu sefer biz neyli olacağız? Şimdi Aziz Kocaoğlu'nun verdiği teklifi kabul etmiyoruz. 343 kişi AKP'li oluyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın verdiği teklifi de kabul etmezsek neyli olacağız? Çok merak ediyorum onu. Dediğim gibi tamamen halkı İzban işçisinin üzerine bir şekilde baskı uygulasın diye, bir şekilde eleştirilsin diye, kendine de siyaseten bir cephe yaratsın diye tamamen yaptığı açıklamalar bunlar. Başka ne buradaki çalışanların dertlerini biliyor, ne buradaki çalışanların taleplerini anlamış, tamamen kamuoyunda işte ben şöyle zam verdim, ben böyle zam verdim diyerek bir takım açıklamalarda bulunuyor. Bunun yanında şöyle de bir şey söylüyor, diyor ki neden bir grev sadece İzmir'de oluyor? İzmir'de olur tabii grev. Sizin verdiğiniz ücret, asgari ücret olursa buradaki işçiler tabii ki de grev yapar. İstanbul'da neden olmuyormuş, Bursa'da neden olmuyormuş, Demiryolları'nda neden olmuyormuş? Olmaz tabii. Bizim aldığımız ücretlerin iki katını, bazı yerlerde üç katını siz diğer illerde, diğer iş yerlerinde öderseniz herhalde orada grev olmaz. Orada olmamasının sebebi bu. Orada da aynı Demiryolu Sendikası toplu sözleşme yapıyor. Toplu sözleşme sendika işçinin kabul etmediği bir yerde grev yapabilir mi? Burada 343 kişi bu ücretleri beğense, sendika ben grev yapıyorum dese 343 kişi bunu şey yapabilir mi? Kaldı ki zaten sendika dediğiniz kurum işçilerden oluşan bir kurum. Sendikayla işçi birbirinden ayırarak bir takım değerlendirmelerde bulunmak da zaten işin şeyine aykırı, doğasına aykırı. Yani tamamen sağ olsunlar bizi halkın önünde sürekli mağdur etmek için, sürekli küçük düşürmek için. Sosyal medyada ne nankörlüğümüz kaldı, ne ikiyüzlülüğümüz kaldı, ne ağza alınmayacak bir sürü küfürler kaldı. Ama yani yeterin ya, bizim de çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz, dostumuz, ailemiz var. Gelin buraya, bize anlatalım size, dinleyin, görün o zaman biz mi haklıyız, onlar mı haklı, hep birlikte karar verelim. Buraya gelen tüm sağ olsun bize destek olanlar sürekli bizlerin buraya geldikten sonra ya evet hakikaten haklıymışsınız. Herkes bu şekilde buradan ayrıldılar. Bir de şu da çok düşündürücü. Siz hiç patronu şikayet ettiğini gördünüz mü? Bizi sosyal medyada asgari ücret alan adam sen niye bu kadar ücret istiyorsun diye şikayet ediyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya biz hepimiz işçiyiz. Hepimiz alın terimizle para kazanıyoruz. Biz niye birbirimizi şikayet ediyoruz ki?
Bırakın biz burada bazı hakları alırsak sizler de bunu alacaksınız. Bizler %28 zam talep ettiğimizi açıklarken herkes bize bu kadar zam mı olur, böyle şey mi olur dediler. Daha sonra %26 asgari ücrete zam geldi. Demek ki %28 talebimiz çok değilmiş bizim. Ülke şartları içerisinde kaldı ki biz bu talepler olduğu zaman zengin olmayacağız. Biz biraz daha borçlarımızı daha rahat ödeyebileceğiz. Bir takım harcamalarımızı, daha yapamadığımız harcamaları belki onları yapacağız. Çoluğumuzu, çocuğumuzu okutuyoruz, ev geçindiriyoruz, faturalarımızı ödemekte sıkıntı çekiyoruz. Biz biraz daha bunları daha rahat yapabilmek için bunu istiyoruz. Başka bir amacımız bizim yok. Kesinlikle tüm İzmir kamuoyu şunu bilsin, bizim siyasetle falan hiç işimiz yok. Hiç alakamız da yok. Teşekkürler.